Teknofest'te STM'deyiz şu anda. Genel Müdürü Özgür Bey'le beraberiz. Özgür Bey, her sene tabii klasik sizin bu drone yarışları. Gençler yarışıyorlar. Nasıl bu yılki yarışmalar? Gelecek vadeden adaylar var mı? Var, olmaz olur mu? Vallahi gençlerin hızlarına yetişemiyoruz biz. Teknofest biliyorsunuz zaten inanılmaz dinamik bir ortam. Ama özellikle bizim drone şampiyonlarının heyecanı çok çok daha farklı. Biz hani bazen takip etmeye çalışıyoruz. Canlı gözle zaten hani çok bir şey anlamıyorsunuz, o kadar hızlı sürüyorlar ki. Ama bir taraftan hani sanal gözlükle bile baktığınızda gerçekten inanılmaz başarılar. Var, potansiyel adaylar var. Ülkemizden de bizi Dünya Drone Şampiyonası'nda temsil eden adaylarımız da giderek güçleniyorlar inşallah. Hedefimiz şu ana kadar çıkartamadık ama dünya şampiyonunu da eninde sonunda Türkiye'den çıkartacağız. Siz beğendiyseniz o zaman ben diyorum ki bunlar ileride STM'nin projelerine de olumlu anlamda etki edecek mi diyelim? Yo, elbette. Bizim de drone pilotlarına ihtiyacımız var biliyorsunuz. Hatta savunma sanayi başkanımız İsmail Bey az önce buradaydı. Şampiyonlara ilk üçe girenlere küçük bir plaket verdi. Yabancılara bile STM'de çalışmayı düşünür müsünüz? Pilotluk anlamında gibi bir öyle esprisi de oldu. Ya gerçekten ben mesela gençlerle sürekli konuşuyoruz. Biz iletişim halindeyiz ama drone pilotluğu geleceğin mesleklerinden bir tanesi olacak diye hepimiz 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz sanırım. Konuyu dronelardan biraz deniz sistemlerine getirelim. Biraz fazla bu aralar, çok hareketli ortam galiba. Son gelişmeler neler, bir sizden dinleyelim mi? Deniz sistemleriyle istif sınıfı var, yeni ihaleler, bazı ihracat konusunda çok önemli haberler geliyor. Sizden bir son durum değerlendirmesi alalım. Elbette, biliyorsunuz TCG Anadolu'muzu çok yakın zamanda teslim ettik. Ülkemiz için gerçekten gurur duyacak bir proje. Ama bir tarafta onun teslim töreninde de 6, 7, 8. İ sınıfı fırkateynlerimiz için saç kesme törenini de yaptık. Orada proje gerçekten çok kritik, çok iddialıyız. STM Tayis grubu olarak Sefine, Sedef, Adik Tersanesi hep beraber geliştiriyor olacağız inşallah bu gemilerimizi. 36 ay gibi bir sürede 3 tersanede paralel bir şekilde aslında fırkateyn yapabilmek çok kolay değil ama inşallah bunu gerçekleştireceğiz. İhracat konusunda da dediğiniz gibi sürekli bir dinamizm var, takip ettiğimiz birçok ülkeler var. İnşallah çok yakın zamanda güzel haberler hep beraber duyacağız diye ümit ediyoruz. Denizaltı sistemlerinin de hazır denizciliğin sayfasını açmışken size soralım. Denizaltı modernizasyon faaliyetleri Preveze sınıfı ülkemizde devam ediyor. R sınıfımızdaki üretim takvimi çok güzel bir şekilde ilerliyor, başarılı bir şekilde. Pakistan'da Ağustos 3. gemiyi yapıyoruz artık. Onun modernizasyon faaliyetleri çok yoğun bir şekilde gidiyor ama özellikle modernizasyon faaliyeti konusu olmak üzere birçok farklı ülkeden hani bize talep gelmeye başladı açıkçası, görüştüğümüz ülkeler var. Pakistan modeli o anlamda çok ciddi bir referans. Ama bir taraftan da STM 500'ümüz var biliyorsunuz. Onunla ilgili de çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Mukavim tekne test üretimine başlamıştık. Orada adım adım ilerliyoruz. Ne aşamadasınız o? Şöyle test üretimlerimiz devam ediyor. Artık hani blokları biraz ortaya çıkarmaya başladık. Bir taraftan detay tasarım hani yaptıkça eklenecek vesaire şeyler de oluyor. Onlar da çok yoğun bir şekilde gidiyor. STM 500'ü bir an önce ete kemiğe büründürmek istiyoruz biz de. Benim tahminim herhalde böyle bir yakında bir haber yapar mıyız onlarla ilgili? İnşallah, inşallah öyle söyleyeyim. Çok net bir şey şu aşamada söyleyemem ama hani ciddi ilerlemeler var. İnşallah haber olabilecek bir şey, organizasyon olabilir veya duyurular olabilir, yapacağız inşallah. Özgür Bey çok teşekkürler. Teknofest'te çok yoğun bir koşturma içerisinde vakit ayırdınız. Sizlerden güzel haberler bekliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Ya Teknofest çok yorucu gerçekten. Hani çok kalabalık, çok fazla ilgi var ama ben hep söylüyorum buradaki gençlerin enerjileri bir şekilde bize de yansıyor. Hani akşama kadar çok yoğun tempoda olsak da yorulmadan etmeden koşturmaya devam ediyoruz. Onların gözünde biraz ışık yaratabildiysek, biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çok sağ olun Togo. Kolaylıklar diliyorum, sağ olun. Teşekkürler.